2023'e girdik. Lozan Anlaşması sona erdi. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lozan Anlaşması sona erdi. Ne diyeyim, çok komik geliyor bana. Bu kadar bir şey diyemiyorum. Halkımız. Oley. Lozan bitti. Bu kadar bir şey diyemiyorum. Lozan Anlaşması bitti. Evet, artık çıkaramadığımız madenleri çıkarabileceğiz. Çok mutluyum. Başka neler yapacağız? Çok bir sürü şey yapacağız. Her şeye indirim gelecek. Doğalgaz çıkarırız. Jelibon yeriz. Bir sürü şey. Çok mutluyum. Kalkınacağız artık. Çok mutluyum. Lozan bittiği için artık Türkiye kalkınacak. Çıkaramadığımız madenleri çıkaracağız. Bol bol jelibon yiyeceğiz. Ay'a gideceğiz. Arabamız var. Artık bambaşka bir Türkiye baktım. Otoyol yapacak mısın? Yapacağız tabii. Yapılmayan yer varsa hepsini yapacağız. Yakında Ay'a çıkacağız. Madenleri çıkarabileceğiz. Çünkü izin vermiyorlardı. Artık bu bitti. Madenleri çıkaracağız. Ve kalkınacağız. Artık çok güçlü bir Türkiye olacak. Bitti oley. Tarih dersi YouTube kısmı. 4-5 şeridinde otoyol yapacağız, gidiş gelişli. Peki kimler gidecek bu yollardan? Parası olanlar gidecek, kim gitsin? Yollar yapılıyor da paralı yine. Yani gidemiyor. İnsanlar gitmeye kalksa benzin pahalı. Araba alacak parası mı var, benzin alacak parası mı var? Şimdi biraz ciddileştim. Oh, hiçbir şey düşünmüyorum. Çok yanlış kişiye sordunuz bunu. Vallahi 2023 hedef gösterildi. Biz yıllardır bekliyoruz. Umarım hani ülkemiz, vatandaşlarımız için, herkes için iyi olur. Cumhurbaşkanımıza güvendik. Sonuçlarını göreceğiz. 2023 dendi. 2023 de geldi nihayet. Ama artık hani gerçekten vatandaşın, özellikle alt kesimin yüzü gülsün yani. Biz bunca destek verdik. Cumhurbaşkanımıza da verdik. Herkesimize verdik. Bizim tek isteğimiz, tek dileğimiz mutlu mesut, gerçekten hani gülerek yaşamak, ama şu an gülünecek bir durum yok. Her şeye yine bugün itibariyle %30, %40 zamlar gelmiş. Asgari ücrete keşke zam yapmasalardı, bunlara da zam gelmeseydi. Hani kimse geçinemiyor ki. Nasıl bir geçim şartı oluyor? Yapma, o taraftan yüzünü güldürdüm diyorsun, bu taraftan fazlasıyla alıyorsunuz. Yapmayın, gerek yok. İnsan gibi yaşayalım, başka hiçbir dileğimiz yok. Vatandaş, bir değişiklik olmaz bence ya. Olmaz mı? Olmaz yani, ne olacak? Şahlanmayız diye düşünüyorum. Ya bir yerden petrol falan çıkarırlarsa dedikleri gibi şahlanırız belki, ama ben düşünmüyorum öyle bir şey olacağını. Peki neler olur? Ya pek ülkeye bir şey değişeceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Vallahi düşüncelerimiz çok net olmamakla beraber, dediğim gibi yani sonuçta bazı anlaşmaların yıllar önce yapılmış ve bugün sona erdiğini söyleyenlerin daha iyi şeylerin olacağını düşünülüyor herhalde. Tarihten günümüze gelen anlaşmaların bizim aleyhimize olduğunu düşünerek, bilmiyorum yani bundan sonrası için ne kadar, neyin iyi olacağını bence bekleyip göreceğiz. 100. yıl zaten biliyorum barış anlaşmasının kalktığını. Yani kalkacak zaten. Bakalım hangi savaşların içinde bulacağız kendimizi. Çıkmayız. Biz bu millet bu kafayla giderse hiçbir yere çıkamayız. Ancak köprü satarız. Boğaz satarız. Başka hiçbir şey de yapamayız. Şimdi bizim devletimiz bu kafada giderse, yani bu anlaşmada hiçbir yere varamayacağız yine. Yine aynı anlaşmaları belki devam edecekler. Yani nasıl desem, başkanımız tamam, yine başkanımız, ama yani bir yere gelemiyoruz. Yani bizim kendi ürettiğimiz şeyleri kendimiz satın alıyoruz, farkındaysanız. Yani bu anlaşmaların artık kalkması lazım. Yani doların bizle aynı seviyedeyken bizden 20 kat daha üstün olduğu zamanlara geldik. Yani bu nereye gidiyor? Yani Türkiye'de, İstanbul'da yaşanacak gibi değil artık yani. Kendi ülkemden kaçmak istiyorum. Nereye kaçmak istiyorsun mesela? Yurt dışına kaçmak istiyorum ya. Başka ülkelerde yaşamak istiyorum gerçekten. Yani hiç mutlu değilim. Kendi vatanımda, kendi şeyimi, yanlış anlamayın, vatana satmak gibi olmasın. Vatanıma yani aşık bir insanım ben de, ama yani yapılacak bir şey değil yani bu. Yaşanacak bir şehirde değiliz, yaşanacak bir dünyada değiliz şu an. Olmayacağız yani, aynı şeyler devam edecek. Yani seçimde yine satılacak, seçim kutuları yine değişecek, yine şey olaylar olacak yani. Yani başkası gelse de zaten o da çalacak, o da şey yapacak, sömürecek. Yani ne yapacağımızı şaşırdık biz. Lozan Anlaşması benim bildiğim sona erecek bir anlaşma değil.
Cumhuriyet'in temelini oluşturması için imzalanmış. Sevren sonra bir barış anlaşması. O yüzden sona erilmesine dair bir şey yok. Öyle bir şey olduğunu da bilmiyorum. Safsafa olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Evet, 2023'e girdik. Beklentiler nelerdir? Herhangi bir beklentim yok. Yani kendi hayatım hakkında var. Siyasi bir beklentim yok. Devlet hakkında da yok. Evlenmeyi planlıyorum. Daha da başka bir beklentim yok.